Kadın Muğla milletvekili adayları Bodrum'daki kadın seçmenlerle bir araya geldi. Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Trafo Kafe'de düzenlenen toplantıya CHP Muğla milletvekili adayı Süreyya Öneş Derici, Türkiye İşçi Partisi Muğla adayı Neşe Tuncer ve Yeşil Sol Parti Muğla milletvekili adayı Derya Hezer konuşmacı olarak katıldı. Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi Sözcüsü Elif Aytaç, toplantının başında yaptığı konuşmada şunları dile getirdi. Özellikle bugün geldiğimiz noktada kadınların uzun mücadelelerle elde ettiği yasal kazanımlar dahil olmak üzere kadın olarak yaşama haklarımızın bile tartışıldığı bir süreç ile karşı karşıyayız. Kadın karşıtı politikalar ve kadın düşmanlığının meşrulaştırılmasına karşı verdiğimiz mücadele bugün seçimlerde hangi kadın aday sorusunu sormamıza neden oluyor. Kadın karşıtı ve düşmanı politikaları durdurmak ve bu politikaların karşısında mücadele etmeyi benimsemek, hatta bazen kendi partiniz dahil sessiz kalmamak. Siyasetin her anında kadınlara yönelik ayrımcılık karşıtı siyaset geliştirmek. İşte aradığımız kadın adaylardaki özellikler. Kadın özgürlüğünü tanıyan ve bunu koşulsuz bir hak olarak gören kadın siyasetçilerin desteklenmesi, biz kadınlar açısından olmazsa olmaz bir politik duruş olarak belirginleşmiştir. Bu anlamıyla bugün burada kadınlar olarak net ve sade bir dille konuşmak istedik. CHP adayı Süreyya Öneş Derici de konuşmasında şu sözlere yer verdi. Biz kadınlar sabah uykudan zaten bir var olma mücadelesiyle uyanıyoruz. Yani sokağa çıktığınızda, işe gittiğinizde, evin içinde her ne kadar eğitimli insanlarla muhatap olursanız olun, fark etmez. Bizlerin üzerinde camdan tavanlar vardır. Yani özellikle artık iyice üçüncü dünya ülkesi olduk. Yani çok utanç verici yani. Ulu Önder Atatürk'ün bize sunduğu şeyleri koruyamadık, kollayamadık. Velhasıl bu kötü döngüyü kırmak için kadın olarak, bir birey olarak nasıl ilkeli ve net bir duruş sergilenir bunu göstermek için ve kadın haklarının, kadınların hak ettiği noktaya gelmek için ne yapabiliyorsam, mecliste sizlerle birlikte yol yürümek, orada sizleri, sesini duyurmak için karar aldım, aday oldum. Türkiye İşçi Partisi Muğla adayı Neşe Tuncer ise İstanbul Sözleşmesi'nin geri getirilmesi ve uygulanması için çalışacağını dile getirerek sadece İstanbul Sözleşmesi'nin geri gelmesi yetmiyor, bunun bir de uygulanması gerekiyor dedi. Yeşil Sol Parti Muğla milletvekili adayı Derya Hezer de İstanbul Sözleşmesi'ne değinerek şunları dile getirdi. Biliyoruz ki biz karanlık süreçler ne kadar hızlanırsa kadına şiddet ve kaos artıyor. Öncelikle biz bir o aydınlığı görmek için elimizden geleni yapacağız. İstanbul Sözleşmesi konusunda asla vazgeçmeyeceğiz ama yetmez tabii ki de. Her anlamda eğitimler gerekir. Mesela ev işi sadece kadının işi olmaktan çıkarılmalı. Bunun için mesela aşameler açılmalı değil mi? Ev yemeklerinin yapıldığı, herkesin yani kadının ekonomiye daha kolay, işe daha kolay gidebileceği alanlar yaratmak zorundayız. Adaylar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vekil olarak seçilmeleri halinde Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ve Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi ile en az 3 ayda bir araya gelme ve daima iletişim içerisinde olacakları sözünü verdiler.